Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugünkü videomuzda OpenCV ile yazılmış bir C++ kodu, OpenCV destekli yazılmış bir C++ kodunu nasıl çalıştırabiliriz? Bunu inceleyeceğiz, buna bakacağız. İlk olarak OpenCV'nin kendi dokümanlarında bunu nasıl yapılacağını okuyacağız, inceleyeceğiz, örnek kodumuzu alacağız, bakacağız ve onu çalıştıracağız. Sonuçlarını birlikte göreceğiz. Beraberinde son zamanlarda sıklıkla, ya daha doğrusu son zaman demeyeyim de genel olarak görüntü işleme bilgisayarlı görü dünyasında nesne tespiti denildiği zaman sıklıkla duymuş olduğunuz YOLA modelini C++ ortamında nasıl çalıştırabiliriz? Tam olarak bu konuya girmesek de C++ ortamında yazılmış YOLA'yı çalıştıran bir kodu biz tekrardan çalıştıracağız. Bu kod benim GitHub'ımda var. Detaylı bir şekilde açıklaması da orada mevcuttur arkadaşlar. Beraberinde de zaten YOLA V8'i veya YOLA V10'u, farklı farklı YOLA modellerini nasıl C++ ortamına çalıştırabiliriz? Bunları nasıl farklı farklı durumlarla yorumlayabiliriz? Farklı modelleri farklı durumlarda nasıl C++ ortamına entegre edebiliriz? Tabi OpenCV kullanarak da. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Aslında aradığımız her şeyin cevabı kendi bu modelleri paylaşan, kendi algoritmanı paylaşan şirketlerde, dokümanlarda, darısı şirketlerde ve bu frameworkleri yazan kişiler bunları dokümente etmişler ve bunun cevaplarını bize vermişler. Bunları doğru yerde adresten, doğru şekilde bulursak aradığımızın her şeyin cevabını da bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet, buradan gelelim arkadaşlar. Google'umuza gelelim. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Biz bunu OpenCV'ye SimEqli kullanaraktan derleyeceğimizi söylemiştik. C++'la yazdığımız OpenCV kodumuzu SimEqli kullanarak daha derleyeceğimizi söylemiştik. Neyi kullanacağız? SimEqli kullanacağız. Neyle kodumuzu derleyeceğiz arkadaşlar? OpenCV kodumuzu derleyeceğiz. Hepsi bundan ibaret aslında. Bu iki kelimeyi arattığımda zaten internette aradığım sonuçlar karşıma çıkıyor. Hatta ilk sırada çıkıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere doc.opencv.org sitesinde OpenCV'nin kendi dokümantasyonları arttığını bize bunu sunmuş. Nerede sunmuş? Şurada adresleri var arkadaşlar. 4.8'i geçebilirsiniz, geçmeyebilirsiniz. Çok bir şey fark etmez burada. Introduction to OpenCV'nin altında bize bunu sunmuş. Bir geri geleyim bir. GDB for Red IDs ve with Eclipse'in altında arkadaşlar, yani iki bu tutorial'ın arasında Using OpenCV with GCC and CMake başlığının altında bize bunu anlatmış. OpenCV tutorial'ın altında Indirected OpenCV'nin altında bu doküman mevcutmuş arkadaşlar. Ve Google'da ben direkt bunu CMake OpenCV yazdığımda direkt karşıma çıktı. Ben buraya girdim. Burada uyarılardan bahsediyor. Bu sırada neler öğreneceğimizden bahsediyor. Nasıl yapılacağından bahsediyor arkadaşlar. Ve burada da bize bir örnek bir kod vermiş. Bu kodu çok hızlı bir şekilde inceleyecek olursak standart IO kütüphanesini, yani standart girdiği çıktığı modüllerinizi, kütüphanenin değerlerini bir buraya dahil etmiş. Standart IOH C'den gelen bir kütüphane aslında. Doğrudan C++'da IOStream diye daha sonra bunu güncellediler. Ama C'den gelen bir modül, bir kütüphane. Beraberinde OpenCV'miz de burada C++ ortamına dahil etmiş. OpenCV 2'nin altında OpenCV HPP, yani OpenCV header dosyasını arkadaşlar dahil etmiş burada. Bu dahil etme işleminde özellikle opencv.hpp genel olarak ihtiyacımız olan bütün ana başlıkları doğrudan include etmektedir, dahil etmektedir arkadaşlar. Bunun haricinde biz projelerimizi yaparken, ileride konularımızı tek tek işlerken OpenCV 2'nin altında sadece ilgili ve alakalı olan kısımları dahil edeceğiz. Mesela çekirdek işlemlerini yaparken, hafıza işlemlerini yaparken core.hpp'yi dahil edeceğiz arkadaşlar. Görüntüyü işleyeceğimiz zaman improc.hpp'yi dahil edeceğiz. Video açacağımız zaman, video oynatacağımız zaman video.io.hpp'yi dahil edeceğiz. Ekranları da manipülasyon işlemini yapacağımız zaman, arayüz oluşturacağımız zaman, bir ekrana görüntü yazacağımız zaman, çizme işlemini yapacağımız zaman da arkadaşlar hideguard.hpp dosyasını modülünü dahil edeceğiz arkadaşlar. Doğrudan OpenCV'nin altında OpenCV.hpp'nin hepsini dahil etmenize gerek yok. Sadece ilgili ve alakalı olan kısmı dahil edebilirsiniz. Burada öğretici amaçlı olması niyetiyle bunu burada dahil etmiş. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Main fonksiyonu tanımlamış. C++ ve C dillerinin özellikle main fonksiyonunu derleyici tarafından çağıraraktan programı ayağa kaldırır. Aslında sırayla derleyicinin nerede çağırmasını söylediğini main fonksiyon altını çağırıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yapmış? Main fonksiyonu içine argc ve argv değerlerini almış. Argv değerlerimiz program çalıştırıldığında yanında boşluk bırakarak, mesela hemen örnek verelim, atıyorum şöyle bir programımız var ve biz bu programımızı komut satırından nokta program diye çağırıyoruz. Buraya
Arg1, Arg2, Arg3 şeklinde argümanlarımızı tek tek girebiliriz arkadaşlar. Bunlar pointer yani Arg1'in altında bir adreste tutuluyorlar. Bir liste adresinde tutuluyorlar. O listenin de adresini biz burada yakalıyoruz. Yakaladıktan sonra kaç tane değer girildi burada yakalanıyor. Bunlar da yakalandıktan sonra main fonksiyonu başlatılıyor arkadaşlar. Başladıktan sonra if bloğunun altında eğer arg'si yani arg count kaç tane argüman girdiysek eğer bu 2 eşit değilse burada OpenCV bunu çalıştırma demiş. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Bu kodu kopyalarken böyle bir şey yapmayacağım. Ben bunları sileceğim. Bunu çalıştırma demiş. Neden demiş? Burada hemen bakalım. Display image about image pet şeklinde bir uyarı vermiş. Sen demiş display image out'u çağır. Çağırdıktan sonra yanında da image pet'i bir argüman olarak ver demiş. Böyle bir hata mesajı bastırıp return -1 yaparaktan yani hatalı bir çıkış yaparaktan programı kapatmış arkadaşlar. Ama eğer 2 eşit değilse bunu yapmış. 2'ye eşitse de burada ne yapmış arkadaşlar? İlk argüman değeriyle image read ile image'imizi okumuş. Bunu this'ten okuyor. Yani argüman 1 ne? Burada hemen hızlıca bir örnek verelim. Neymiş mesela? Bu display image out şeklinde bunu tanımlamış. Şöyle kapatalım. Nokta slash display out şeklinde bunu tanımlamış arkadaşlar. Image'imiz ne olsun? Atıyorum araba nokta jpeg olsun. Bu araba nokta jpeg burada beklemiş. Bu argümanımızın birinci indeksindeki argümanı. Sıfırıncı indeksteki argüman ise arkadaşlar dosyanın adresinin kendisidir. Birinci indeksteki argüman bu. Birinci indeksteki argüman ne? Araba nokta jpeg. Araba nokta jpeg'i buraya yazmış. Renkli formatta okuyacağım deyip imread fonksiyonunu çağırmış. Imread fonksiyonu arkadaşlar şöyle hemen size göstereyim. Dokümanların altında şurada göreceksiniz. Image codex'in altında bulunuyor. Aslında biz sadece görüntüyü açacaksak veya görüntüyü kapatacaksak, görüntü okuyacaksak biz image codex.hpp'yi dahil etmemiz yeterli. Bütün OpenCV modülünü dahil etmemiz bize ek bir avantaj sağlamayacak. Aksine dezavantajlarımız olacaktır arkadaşlar. Paketleme boyutunu yükseltmeye kadar gidecek dezavantajlar yaratacaktır. Ama sadece bizim görüntü açma gibi niyetimiz olsaydı image codex.hpp'yi dahil ederdik ve görüntümüzü açardık. Bu fonksiyonun bunun altında olduğunu öğrenmiş olduk bu şekilde. Basit bir şekilde tekrar edelim. Atıyorum OpenCV'deki herhangi bir fonksiyonu nerede olduğunu merak ediyoruz. Hemen Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. OpenCV yazıyorsunuz. Yanına hangi fonksiyonu merak ediyorsanız yazıyorsunuz. İlk sırada genelde OpenCV dokümanı çıkar. Doş.opencv'de mutlaka dikkat edin burada olduğuna. Birebir fonksiyonu da aratabilirsiniz. Burada mesela imdecode fonksiyonu. Biz imread'i aratacağız. Doğrudan buradan aratabilirsiniz arkadaşlar. Şurada adres de çıkarttı zaten. Şöyle inelim. Burada konuyu açıyor. Çok konuşuyoruz vakti zamanı geldiğinde. Burada. Imread fonksiyonu arkadaşlar burada. Şunun altında da hangi modülün altında olduğunu bize söylüyor OpenCV. Aslında gayet her şey detaylı ve açıklanabilir bir şekilde açıklamış arkadaşlar. Bunlara bakarsak piyasada çok etkili bir OpenCV ya da doğrusu piyasada çok etkili bir görsel zeka mühendisi olmanız kaçınılmazdır. Bunlara mutlaka bakın. OpenCV'nin image kodisinin altında burada olduğunu bulduk. Kapattık. Ne yapmış? Görüntümüzü okumuş arkadaşlar. Görüntümüz eğer okunamadıysa, başaramadıysa image böyle bir image yok demiş ve hatalı çıkış yapmış. Eğer okunabildiyse ne yapmış? Bir pencere oluşturmuş arkadaşlar. Tekrardan girmek istemiyorum. Bu adreslerin nerede olduğuna bakabilirsiniz. Pencere de hide GUI'nin altındadır. Oradan bakıp direkt opencv.hpp'ye dahil etmek yerine image codex ve image hide GUI.hpp'ye dahil etmemiz aslında tüm olayı çözecekti basit bir şekilde. Sonrasında resmimizi görselleştirmiş, width key ile klavyeden bir değer beklemiş. Klavyeden değer herhangi bir tuşa bastığımız zaman return 0 deyip çıkışını yapmış. Bu kodumuz genel olarak açıklaması böyleydi arkadaşlar ve bu derse başlamadaki ana hedefimiz neydi bizim? Tabii ki de CMake yani bir herhangi bir OpenCV'de yazılmış C++ kodunu çalıştırabilmekti arkadaşlar. Bu yüzden hemen diyorum ki makedir ile ders 1 diyelim. CPP OpenCV çalıştır diyelim. C'de ders 1'e girelim arkadaşlar. Şöyle girelim. Sonrasında ben burayı şeyle açayım. Visual Code'la açayım. Ben buraya yeni bir file oluşturayım. Main.cpp yazayım. Şu an burası komple boş. Daha sonrasında buraya gelelim arkadaşlar. Kodların hepsini açıkladık. Yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra benim bunu çalıştırmam lazım. Buradaki hatayı çok dikkat etmenize gerek yok ama bunu gidermenin birçok yolu var.
Çok basit bir şekilde. Mesela burada bir ampul çıkartıyor ve diyor ki şu adresi include pet'e eklersen diyor, ben bu modülün nerede olduğunu bilirim diyor ve oradan gerektiği fonksiyonları çağırırım diyor. Bu neye yarayacak arkadaşlar? Ben imred okumak istediğimde eğer dahil etmeyi başarabilirse fonksiyonun altındaki help fonksiyonu çağırıyor ve help fonksiyonu ekranda ne yazmamız gerekiyorsa bize bunun yanında çıkartıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi help'i çağırdı arkadaşlar. Help'in yanında ne yapmış? Bir tane string ifade bekliyormuş adresi, bir de bayrak bekliyormuş arkadaşlar. Nasıl bir okuyacağını bayrak bekliyormuş. Siz bunu dahil ederseniz fonksiyonun nasıl kullanıldığını Visual Studio Code aslında anlatıyor. Şimdi bir de ne lazım? Simek list lazım. Arkadaşlar biraz hızlı hızlı konuşuyorum. Şeyim yetişsin diye, aslında video yetişsin diye, çok uzun tutmayayım diye hızlı hızlı konuşuyorum. Eğer yavaşlamamı isterseniz mutlaka belirtin. Şimdi devam edelim. Simek kodlarımızı da buraya ekledik arkadaşlar. Yani ne yaptık? Bir C++ kodunda yazdık. OpenCV C++ kodu yazdık. Bir tane Simek dosyası oluşturduk ve Simek dosyasında, hayır şunu kapat, Simek dosyasında arkadaşlar özellikle bize neler yazmamız gerektiğini aslında OpenCV çok detaylı bir şekilde açıklamış ve burada nasıl çalıştıracağımızı da arkadaşlar açıklamış. Şimdi hemen Simek dosyasını inceleyelim. Minimum requirement'ı burada tanımlamışız. Yani en düşük şu Simek versiyonundan olsun demişiz ve projenin ismini verilemişiz. Burada projenin ismini vermişiz. Daha sonrasında OpenCV paketlerini bul demişiz. OpenCV paketlerini bul dediğimiz zaman mevcut sistem değişkenlerine tanımlı olan adresten, yani adres çubuğunu buraya yazar ve paketleri buraya dahil edeceğini Simek bilir. Ondan sonra include directory dediğimiz zaman da bu include'dir ifadesinin yazılı olduğu yerden gider, ya direkt yapıştırırsam alır mı, almadı, gider oradan onları bulur. Evet, şu an şu an çalıştırmış olan bu kernelde tanımlı değil ama C, GCC ve C++'ın altında ortam değişkenin altında OpenCV include.dir tanımlıdır arkadaşlar. Ve o tanımlı olduğu yerden gidecek ve bunları bulacak. Bulduktan sonra include directory olarak da bunları dahil edecek. Daha sonrasında neyi çalıştıracağını diye bunun cevabını istiyor bizden. At executable'da display image olarak derle dedik. Yani şu isimle dosyayı çıkart şeklinde söyledik. Display image.cpp derle dedik ama bizim ismimiz neydi? Main'di arkadaşlar. Bunu söyledik. Daha sonrasında target link libraries ile, yani sen şu derlenecek olan dosyaya şu kütüphaneleri ekle şeklinde burada Simek'e bunu söylüyoruz. Yani Simek'te derleyiciye bunu söylüyoruz Simek aracılığıyla. Display image projemize OpenCV lib altındaki bütün paketleri dahil et şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Bu doğru bir yaklaşım olduğu gibi daha basit denilebilir. Mesela sadece image proc'u, sadece image read'i, yani gerekli kullanacağımız şeyleri sadece dahil edebiliriz. Ama şimdilik bu böyle kalabilir. Bunları yaptıktan sonra ls diyelim. Bir tane build klasi oluşturuyorum arkadaşlar. Make'dir ile build'liyorum. C'de build dedim ve build'e girdim. Aşağıdakini, yani bir üst dosyayı simek nokta nokta diyerekten bir alt klasördekilerin ne varsa sen bunları bir pakette bakalım dedik. Ben bunu simek nokta nokta dediğim zaman ne oldu? Build edilecek arkadaşlar tüm dosyaları burada oluşturdu. Bir make file'ımız var. Demiştik ya, make komutları aslında altında farklı komutları çağırır. Bir farklı simek komutlarını çağırır, farklı şeyleri çağırır şeklinde söylemiştik. Burada bunun örneklerini görebiliyoruz arkadaşlar aslında. Şunu yap dediğimizde farklı farklı komutlar çağıracağını ve hangi komutların tanımlı olduğunu burada görebiliyorsunuz. Bunlar burada farklı şekilde tanımlananlar, gerekli olarak tanımlananlar, bir de varsayım olarak içine tanımlanan komutlar vardır. Daha sonrasında burada kullanacağı birimleri falan çıkartmış. Gerekli olan diğer dokümanları çıkartmış, dosyaları çıkartmış, modülleri falan çıkartmış, dosya yapısını çıkartmış. Yani kısacası derleyiciye ne olacağını hazır bir şekilde burada oluşturmuş arkadaşlar. Bize sadece derleyiciye çalıştırma komutu kaldı geriye. Make komutuyla ben derleyiciye çalıştırma emrini verdim. Şu anda derleyiciye çalıştırma emrini verdim ve burada %100 tamamlandı ve başarılı bir şekilde çalıştı. Bakalım ls diyelim. Display image'in binary bir dosya olduğunu bize Ubuntu'nun kendini söylüyor. Nasıl söylüyor bunu? Yeşil renkle söylüyor arkadaşlar. Yeşil yapmış ve bunun binary çalıştırabilir bir dosya olduğunu söylemiş. Çalıştıralım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bakın
Çalıştırdık. Ne oldu? Hemen şuraya girdi. Arc-C'miz 2'den küçük olduğu için hemen buraya girdi. Sen diyor bunu böyle kullan dedi arkadaşlar. Ne demiş? Display image out demiş ama burada bir ufak bir hata var. Bu hata demeyeyim de şöyle düzeltelim. Sen bunu böyle kullan demiş. Biz böyle kullanmadık. Bir de öyle kullanalım. Image.jpg diyelim. Çağıralım. Bu sefer ne hatası verdi? Imrit dedi. Bu adresten şeyi bulamıyormuş dedi. Ve ondan sonra noimage.data ile şurada bir hata çıkışı daha verdik arkadaşlar. Ve buraları hala yapmadı. Şimdi buraları hala yapmadığını gördük. Çıkış verdi. Ne eksiğimiz var? Resim eksiğimiz var arkadaşlar. Bu indirebiliyormuşuz. Hemen şunu indirelim. Save image as diyelim. Şimdi inşallah sakat bir şey görmeyiz. Buldum. Hemen size basit bir indirme yöntemini göstereceğim. Tamam. İndirdik resmimizi arkadaşlar. Şunu alıyorum. Ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya. Şuraya gelip bunu söylüyoruz. Şimdi ben bu kodu çalıştırdığım anda arkadaşlar bir sonraki dersimizin konusu aslında meydana çıkmış olacak. Ne biliyor musunuz? Ekrana tahminimce yani ben daha önceden derlemediysem main window'u açmayacak ve arayüzsel modülasyon hatası verecek arkadaşlar. Ve ben bunu açamıyorum diyecek. Neden açamayacak? Açabilir bu arada. Daha önceden ben yaptıysam açabilir ama muhtemelen açamayacak ve açamadığı zaman bize şunu söyleyecek. Ben gerekli arayüz paketleri bende kurulu değil diyecek. Bu hatayı döndürecek. Bu sefer ne yapmamız gerekecek? Tekrardan OpenCV'yi baştan boot etmemiz gerekecek. Ne yapacağız o zaman? Bir önceki derste söylemiştik ya. Gerekli olduğu zaman şu adresten gerekli olduğu zaman OpenCV build C++ diyelim. Installation on Linux'a gelelim. Gerekli olduğu zaman configuration options reference dokümanından hangi paketi, hangi şeyi kurmak istiyorsak buraya gelip bulabileceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Misalen Juda. Juda'ya şeyde ihtiyacımız olacak. Yolo VS8'i çalıştırırken ihtiyacımız olacak. Farklı farklı modülasyonlara da ihtiyacımız olacak ve burada bir önceki derste yaşadığımız, söylemiş olduğumuz şeyi arayüze dahil et şeklinde biz simek dosyasını bildireceğiz. Bildirdikten sonra arayüze dahil edeceğini bilecek ve sonrasında name it window'u açıyor olacak. Bakalım şu anda böyle bir şeyle karşılaşacak mıyız? Karşılaşmadık. Direkt açtı. Direkt açtı. Burada da ne dedi? Fail to load modül, Cambridge GTK modül. Yani GTK'nın bir modülünü yüklemekte sıkıntı yaşadığını belirtti arkadaşlar. Aslında bizim de beklediğimiz hata GTK'yı hiç yükleyememesiydi. GTK'nın sadece alttaki bir modülü yükleyemedi. Diğerlerini yükleyebildiği için şu an display image'i burada görüyoruz. Normalde beklenilen hatamız GTK hiç yükleyemeyeceği için bu ekranda aşılamayacağı ve ekranda GTK'yı bulamıyorum, şu sebeplerle dolu bulamadım falan şeklinde bir uyarı vermesiydi arkadaşlar. Şu an bunu aşabildiğine göre demek ki ben daha önce kurmuşum. Biz bir sonraki derste yine tekrardan kurulmanı yapalım. Ben bu hatayı oluşturmaya çalışayım. Videomuz kaç dakika oldu? 17 dakika olmuş. Çok hızlı bir şekilde Yolo V8'imizi hemen GitHub'dan indirelim. Buraya Umut Kağan Başar yazıyorum. Kendi GitHub hesabıma giriyorum. Yolo V8 CPP var arkadaşlar burada. Buna giriyorum. Kopyala diyorum. Bunu aldım. Ders bir OpenCV çalıştırı altında biz burayı direkt açmışız. Ben buraya bir de makdir ile yolo diyeyim. C'de yolo ile gireyim. Git kullan ile aman kopyalamadık mı lan bunu? Kopyalayalım. Git kullan ile bunu indirelim. Şimdi burada da arkadaşlar neyi göreceğiz? Bambaşka bir repo'daki, sanki daha önce hiç alakamız olmayan bir repo'daki bir kodu OpenCV'li yazılmış olabilir, başka şekilde yazılabilmiş. Nasıl kuracağız, nasıl işleyebiliriz, ne yapabiliriz bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi indirdik, Yolo V8'in içine girelim. Bunu ben gibi düşünmeyin de sanki bambaşka bir adam böyle bir kod yazmış. GitHub'dan bulduk, C++, ne bileyim OpenCV bir sürü şey yazmış. Bambaşka bir alakalı bir iş de olabilir bu. Nedir bu arkadaş, bir bakalım bir nasıl kuracağız, nasıl çalıştıracağız. Şimdi ilk arayacağımız şey arkadaşlar
adam nasıl çalıştırabileceğini burada anlatmış mı? Ben burada anlatmışım ama bu bilgi yeterli de değil. Çünkü hangi paketleri kurman gerektiği, neler gerekiyor, senin bunu çalıştırmak için neye ihtiyacın var, bunu söylenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben burada söylememişim. Bu bir hatadır. Hangi paketlerle bu birlikte çalışıyor, bunu söylenmesi lazım. Şimdi yazılımcılar tekrar tekrar şu an bizim yapacağımız gibi gidip şeyi okuyamazlar. Okumamaları gerekiyor yani. Bunun şeyin çözmesi gerekiyor. Şimdi biz kodumuzu indirdik. C++ kodumuzu indirdik. OpenCV yazılmış kodumuzu indirdik başka bir GitHub hesabından. Ve benim yaptığım hata gibi oradaki yazılımcı da hangi paketleri kullandığını yazmamış. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen cmake list dosyamıza geliyoruz. Include dosyamız var. Include dosyamızın altında bir cmake daha var. Bunun altında bir cmake daha var. Şimdi en dipteki cmake'den itibaren başlayacağız ama acaba buraya nasıl geleceğiz? Bunu bir görelim. Ana main cmake dosyamıza geliyoruz. Bu komutları biliyoruz. Proje adresimiz biliyoruz. Include directory gibi gibi ayarlamalar yapmış. Bunları daha sonrasında gireriz. Bunları biliyoruz. Yavaş yavaş geldik. Yapılan ayarlamalar ne? Judo Toolkit Directory istemiş arkadaşlar ve user lokalinin altında Judo'yu aramış. Yani Judo ne? Nvidia'nın Judo şekildekilerine ulaşabildiğimiz bir driver aslında arkadaşlar. Ve burada da Judo 11'in requirement olduğunu söylemiş. Yani bizim aslında GitHub'a yazmam gereken şey neydi? Judo 11 kurulu olması gerekiyor şeklinde bildirmem gerekiyordu. Bu bilgisayarda Judo yok. Sonraki derslerimizde bunu kuracağız. Daha sonrasında arkadaşlar burada çeşitli standartları belirlemişiz. Tekrardan find paket işlemlerini yapmışız ve add type directory kısmına gelmişiz cmake'den. Şimdi neyi yakaladık? Benim bu kodu çalıştırmam için Judo'ya ihtiyacım var. Bunu gördüm burada. Ondan sonra add type directory gördük. Include klasörünü eklemiş. Hemen include'a gidiyoruz arkadaşlar. Ne karşılıyor bizi? Bir tane cmake dosyası daha karşılıyor. Ne var? Tek bir satır kod var. Inference'ı dahil etmiş. Hemen altına Inference'a gidiyoruz. Bir cmake dosyası daha bulduk bakın burada. Bunu açıyoruz. Burada ne dahil edilmiş? Gene farklı bir şey dahil edilmemiş arkadaşlar. Judo dahil edilmiş. OpenCV dahil edilmiş. Şimdi başka bir cmake dosyası ve başka bir alta bağlantı olduğunu görmediğimiz için, yani add sabit directory görmediğimiz için şu ana kadar gördüğümüz iki modülasyon bizim için yeterli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Kodu indirdik. cmake dosyasına baktık. cmake dosyasında gerekli olan paketleri bulduk. Judo'yu bulduk. OpenCV'yi bulduk. Bu ikisi, benim bunu çalıştırmak için bu ikisini kurmam gerekiyor arkadaşlar. Ama add directory vardı. Add subdirectory vardı. O başka bir cmake dosyası olduğunu söyledi. Hemen onu bulduk. Ne kastetti? Include varmış. Include'a gittik. Burada bir cmake bulduk. O cmake'i açtık. Bir subdirectory daha giriyor yani. Altın altına başka bir cmake dosyasını daha çağırıyor. Hemen gittik arkadaşlar, onu da bulduk. Bulduğumuz yerde de aynı şeylerin yazıldığını gördük. Judo varmış. Ne bileyim, OpenCV varmış. Şimdi benim bunu çalıştırmam için bu paketlere ihtiyacım olduğunu gördük. Daha sonrasında kod incelemeye daha sonrasında bakalım arkadaşlar. Video daha da uzamasın. Bu ikisinin gerekli olduğunu gördük. Bizde var mı? Judo yok. OpenCV var. Ama bakalım çalıştıralım. Neyle karşılaşacağız? Derlemeye çalışalım. Tekrardan arkadaşlar Mac ile build klasörümü oluşturuyorum. C'de build içine giriyorum. cmake nokta nokta yapıyorum. Mac'imi çalıştırıyorum ve bunu derleyecek. Şimdi ben bunu takır takır yaptım. cmake'in altında cmake nokta nokta dedim. Mac diye çalıştırdım. Ya farklı bir ayar olsaydı ne yapacaktık? İşte burada yazılımcının bunu bildirmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada ben bildirmemişim. cmake'le git demişim. Mac'le yap demişim. Yola ile çalıştır demişim direkt. Ben bunu bildirmediğim için siz de direkt burada yazıldığı gibi bunu derleyip çalıştırabilirsiniz. Ama farklı bir kod da eğer burada şöyle şöyle ayarlamalar var, şöyle konfigürasyonlar var, şunu şunu yaparsanız bunlar çalışır şeklinde bir kişi doküman yazmışsa, o doküman çerçevesinde cmake'e gerekli bildirileri yaparaktan derlememiz lazım arkadaşlar. Şimdi biz bunu derledik. Hemen bir hatamızı görelim de sonraki dersimiz için bize bir yöntem olsun. Şimdi burada yolunu C++ ortamına çalıştırdık arkadaşlar. C++ kodu üzerinde. Ve otobüsü, arabayı falan yolunu tespit ettiğini, insanı falan burada görebiliyoruz. Ama burada ne demiş? Running on Judo diye çağırmış. Bu yazmış ama ne demiş? Net implant CPP 18. satırda setup DNM module was not built with Judo backend. Switch to CPU. Yani ne diyor arkadaşlar? Şu dosyanın altında 178. satırda setup DNM modül Judo
modül was not built with Judo. Yani setup net DNN ağı Judo ile birlikte build edemedim ben. Yazmış Türkçesi tam olarak bu. Ve switching to CPU. Yani CPU seçilerek ben bunu ayağa kaldırıyorum şeklinde söylemiş arkadaşlar. Bunun Türkçe tercümesini biraz daha basitlenecek şekilde ne? Ya diyor ben Judo'yu bulamadım diyor. Ben bunu bulamadım. Bulamadığım için de sistemi kapatmadım. Altın böyle bir yazılım var. Sistemi kapatmadım. Başka bir donanım buldum. O donanımla ayağa kaldırdım. Kısacası ben Judo çekirdeklerini bulamadığım için senin bilgisayarındaki ekran kartına erişemedim ve CPU'la ben bunu ayağa kaldırdım şeklinde bize burada söylüyor arkadaşlar. Evet. Bu dersimize ne yaptık genel olarak bir tekrar edecek olursak. Ana hedefimiz neydi? OpenCV ile yazılmış herhangi bir kodu nasıl çalıştırırız? Bunun cevabını aramaktı arkadaşlar. Ne yaptık? OpenCV'nin dokümanlarından bir doküman bulduk. Onu çalıştırdık. Kodlarını açıkladık ve çalıştırdık. Daha sonrasında Simek'te herhangi bir GitHub hesabından bir tane kod bulduk. OpenCV ile yazılmış bir kod bulduk arkadaşlar. Ve onu çalıştırmaya çalıştık. Ne yaptık? İlk başta kullanıcı, yani bu yazılım, bu kodu yazan yazılımcı bize gerekli dokümanları açıklamış mı diye baktık. Ha dedik. Modülleri açıklamamış. Hatasıdır yazılımcının. Modülleri açıklamamış. Açıklaması gerekiyordu, açıklamamış. Ne yapacağız o zaman? Simek dosyasına bakacağız. Simek dosyalarını tek tek araştırdık. Nerede ne modüle ihtiyacımız var? Bunları yakaladık. Judo'ya ihtiyacımız varmış. OpenCV ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Bunları yakaladık. OpenCV bize zaten kuruluydu. Judo kurulu değildi. Ama biz gene de bir kodu çalıştıralım dedik. Acaba ne göreceğiz, ne görmeyeceğiz bir çalıştıralım dedik. Ve bu kodu yazılımcının bize tarif ettiği şekilde build ettik arkadaşlar. Derledik. Derlediğimiz zaman derlendiğini gördük. Demek ki Judo dahil olmadan da çalışabiliyormuş bu kod. Bunu gördük. Ama kodu çalıştırdığımız zaman bize yazılım bize bir hata fırlattı. Ne dedi? Şu adreste, şu satır kodda Judo'yu ben dahil edemediğim için CPU ile bunu çalıştırdım dedi. Bu uyarıyı dikkate almamızın, yani bu uyarı vermesinin sebebi Judo'nun bilgisayarımızda olmadığından dolayı arkadaşlar. Bir bunu yakalamış olduk. Sonraki ders aşamamızda biz OpenCV'yi farklı paketlerle nasıl derleyebiliriz? Buna odaklanacağız arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız, önerileriniz, beğenileriniz, beğenmeyileriniz, her şeyinize açığım. Mutlaka yorum yapmayı, desteklemeyi ve eleştirmeyi unutmayın. Eleştirelim ki ben de hatalarına ders çıkartayım, onu düzeltmeye çalışayım. Bana her türlü sorularınızda WhatsApp yok da Instagram'dan, LinkedIn'den, Gmail'imin üzerinden bana rahat ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.